günlerdir bağırmıyoruz. Türk Hava Kurumu'nun uçakları var. Uçaklar eski bahanesiyle bir türlü çalıştırılmıyor. Halbuki bunların bakımı için gereken paranın Orman Bakanlığı bütçesinin çok altında, çok küçük bir kısmını karşıladığını zaten gördük, yazıldı da. Ben bunun bir basiretsizlik olduğuna inanmıyorum. Ben AKP hükümetinin artık devlet yönetimini tamamen bıraktığını, kendi iç problemleri, halkın yükselen tepkileri, bu yoksulluk, bu sosyolojik kıpırdanma nedeniyle artık kendi sonunun nasıl olacağına dair endişeyle son anlarını geçirdiğini düşünüyorum. Bu son anlarını geçirme hissiyatı da bir yönetememezlik hali yaratmış durumda. Zaten kötü olan, ya 19 yıldır yaşadığımız bu bir adama bağlı yönetim anlayışının artık tamamen viran olduğunu, patladığını söyleyebiliriz. Ama bunun tabii ki sonucu şu arkamda gördüğünüz manzaranın on binlerce hektar alanda yayılması şeklinde kuruldu. En acısı da o. Koca bir ekosistem gitti. İnsanların evleri, hayvanları, bitkileri, malları, canları böyle olunca bir yerden sonra sadece eleştirmekten öte o üzüntüyü, o öfkeyi nasıl açıklayacağımızı bulmaya çalışıyoruz sadece. Birincisi örgütlü bir mücadeleyle halkın gerçekten kendisine bunu reva gören yönetime karşı tepkisini çok net bir şekilde dile getirmesiyle. Çünkü yan yana olmazsak, bize bunu yaşatanlara bunun hesabını sorabilecek iradeyi ortaya koymazsak 10 yıllardır yaşadığımız gibi bunları yine yaşarız. Yani açık konuşmak lazım. Kendiliğinden düzelecek bir şey değil. Evet, bu ormanlara dokunmazsak orman ekosistemi kendini düzenler, tekrar var eder. Ama sosyolojik değişimler ya da toplumsal travmalar öyle değil. Bizim bu travmadan çıkabilmemizin tek bir yolu var. Şu yaşadıklarımızın müsebbibi olan iktidara gerçekten artık yürüyecek yol kalmadığını halkımızın bir şekilde göstermesi. Peki, son sorum olsun. Şu bir haftalık süreçte en duygulandığın insan hangisiydi? Ya hangi birini saysam ki dostum, gerçekten yani sonuçta insanların haykırışlarına mı kızasın, üzülesin, bir taraftan sanki ortada hiçbir şey yokmuş gibi davranan bakanların umursamazlığına mı kızasın? Bir yerden sonra sanırım duygusallaşmaktan öte ben dün bir Bodrum'da Ören'de bir yangının ortasında kaldık. Bir bölgenin yanmasının ortasında kaldık. Orada bir şey söyledim. Öyle bir öfke büyütüyorsunuz ki ve bu öfkeyle karşılaşacaksınız diye. Duygu olarak tanımlamam gereken en önemli şey öfke sanırım. Ve öfkelenmemiz gerektiğini de düşünüyorum. Üzüntüden öte. Çünkü hayatlarımız çalınıyor bir grup tarafından. Bir grubun şatafatı ve saltanatı adına çalınıyor bu hayatlar. O yüzden ciddi bir öfke hissediyorum. Bu öfkenin de ciddi bir direnişe, ciddi bir mücadeleye evrilmesi gerektiğini düşünüyorum. Sitenin olduğu yer. Sitenin altındaki ağaçlar böyle tutuşuyor. Gerçekten rezalet. Rezalet. Yani helikopter biraz önce attığı suyun etkisi benim üzerime düşen damla kadar. Siz düşünün. Bakın. Gördüğünüz gibi bakın buraya, buraya düştü. Alevin üzerine gelmedi. Ne yazık ki yangın söndürme çalışması bu. Gözümüzün önünde yandı site. Gözümüzün önünde yandı. Lanet olsun. Korkmuş.
Ara söz geldi ama her taraf bu şekilde. Abi buraya, buraya. Gel buraya, ara sözü çeksinler. Bu insanlar ne yapsınlar bu insanlar? Bakın alevler nerede? Bakın nereye su sıkabiliyor? Bakın. Bu insanlar ne yapsınlar? Şu arka tarafın haline bakın. Bakın. Biraz önce burada hiçbir şey yoktu. Gerçekten kafayı yememek mümkün değil. Biraz önce çekim yaptığımız yerdeki site ve şu an alevler sitenin içinde. Gerçekten söyleyecek söz bulamıyorum. Bir tane hava aracı yok. Bir tane sadece güvenlik aracı var. Arkada görevli kadın arkadaşlardan birinin gürüngür ağlıyor. Ufacık bir yerde nasıl oldu diye. Ve insanlar bu durumda. Bakın. Herkes orada durmuş. İzliyor. Tamam abla. Abla biraz da istiyor onu. Yani. Ya, öğrenmeyiz yani biraz da. Evler yanıyor. Evet, siteler yanıyor. Evler yanıyor. Evet, bunu biraz önce 15 dakika önce burada olan Süleyman Soylu, her gün çıkıp abuk subuk konuşan Bekir Pakdemirli uçakla gökten izleyip ondan sonra da krediyle ev satacağız diyen Recep Tayyip Erdoğan izlesin. Ne halde olduğunu görün. Durum bu. Ne arazöz çıkabiliyor ne başka bir şey. Şu an Mazı yolundayız. İtfaiye ve mikserlerle müdahale edilmeye çalışılıyor. Daha ilerisi yanıyor. Durum burada. Yer yer alevler söz konusu. Herkes elinden geleni yapıyor ama havada müdahale yine yok. Kaçırın. Böyle. Yani gördüm. Şu an gördüm. Müdahale bu şekilde yapılmaya çalışılıyor şu an. Belediye başkanları ısrarla havadan müdahale istiyorlar ama ne yazık ki bu çağrıya çok kulak verildiği söylenemez.